Araştırmacı yazar Erdoğan Kayalar, Bodrum Delphi Otel'de Sakarya'dan Cumhuriyet'e Bodrumlular konulu bir konferans verdi. Ben bu konuşmada yakın tarihimizin meydan savaşlarını ve Cumhuriyetimizin ilanını alışılmışın dışında sizlere sunmak istiyorum. Bodrum Belediyesi, Turgut Reis Belediyesi ve Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Delphi Otel destekleriyle yapılan organizasyona katılanlar, konferansta çıktıkları tarih yolculuğunda zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kayalar, Cumhuriyet'in ne kadar büyük güçlüklerle verilen bir kurtuluş savaşı sonunda kurulduğunu belgelerle anlattı. Hür ve şerefli insanlar gibi dolaşabiliyorsak, yurdumuzu batının, vicdanı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarabilmişsek, şu denizlere bizim diye girebiliyorsak, hepsini ve her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Araştırmacı yazar Erdoğan Kayalar, Mehmet Demiröz, Mehmet Özal'ın, Sarı Mehmet, Ali Demiröz gibi isimlerin de aralarında yer aldığı 257 Bodrumlu'nun Kurtuluş Savaşı'na katıldığını müzikli, fotoğraflı, videolu bir sunumla anlattı. Dedem çok vatansevermiş. Etem Demiröz'ün babası Mehmet Demiröz'den başkası değil. Kontrol altında tutuluyordu. Oğlu Adil anlatıyor. Babam 9 yıl askerlik yapmış. Bodrumlu Ethem Demiröz de konuşmasıyla konferansa katkı sağladı. Konferans sonunda Mehmet Dağoğlu, araştırmacı yazar Erdoğan Kayalar'a bir plaket vererek teşekkür etti. Konferansa çok sayıda önde gelen Bodrumlu'nun yanı sıra Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şevki Ulugün, Emniyet Müdürü Ömer Akgün, Bodrum Gaziler Derneği üyeleri, şehit aileleri katıldı.